Sayın Genel Başkanım, çok değerli Genel Başkan yardımcılarım, milletvekillerim, siyasi partilerimizin çok değerli il başkanları, konuk il başkanlarımız, konuk genel başkan yardımcımız, çok değerli çalışma arkadaşım, değerli belediye başkanlarım, kıymetli misafirler, öncelikle hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Toplantımızın, çalıştayımızın başarılı geçmesi dileğiyle hepinizi tekrar selamlıyorum. Yaklaşık 19 aylık bir aranın ardından yüz yüze ilk çalıştayımızı düzenlemek için bir aradayız. Öncelikle 2 gün sürecek bu programın belediyelerimizin çalışmalarına katkıda bulunmasını ve vatandaşlarımıza ulaşacak yeni hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. Bizim diğer siyasi partilerden bir farkımız var. Bizim belediye başkanları toplantılarımız herkesin bir araya geldiği ve konuşmaların ardından dağıldığı toplantılar olmuyor. Bu toplantılarımızda da Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında yerel yönetimlerimizin 26 aylık çalışmalarını masaya yatıracağız. Atölye çalışmaları yaparak belediye başkanlarımızın kendi aralarında değerlendirme yapmalarına imkan tanıyacağız. Farklı oturumlarda başkanlarımızın görüş ve önerilerini alacağız. Belediye hizmetlerine katkı sunması amacıyla alanında uzman isimlerin görüşlerini, proje önerilerini dinleyeceğiz. Temel amacımız bir vatandaşımızın daha gönlüne girecek başarılı hizmetlere katkıda bulunmak, bir vatandaşımızın daha derdine derman olmak. Sayın Genel Başkanım, değerli arkadaşlar, son seçimler yakın siyasi tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Ve ne kadar değerli olduğu ilk gelen seçimlerde çok daha iyi anlaşılacaktır. Evet, yerel seçimlerde çok büyük bir başarı elde ettik. Ama aslında biz bu seçimlerde milletimizle birlikte kutuplaştırmayı, baskıyı, korkuyu ve en önemlisi umutsuzluğu yendik. Mart'ın sonu bahar olsun dedik, dertlere derman olmaya geliyoruz dedik ve başardık. Milletimiz bu seçimlerde belediyelerin kaynaklarını küçük bir azınlığa teslim eden zihniyete artık yeter dedi. Ve bizlere de büyük bir sorumluluk yükledi. Gururla söylüyorum ki bizim belediye başkanlarımız geride bıraktığımız 2 yılda milletimizin güvenini boşa çıkarmadı. İsraf vardı, israfa son verdik. Millete hesap vermeyen bir anlayış vardı, şeffaf olduk, vatandaşımıza hesap verdik. Hayali projelerin peşinde koşmadık. Vatandaşımızın öncelikli sorunlarını çözmek için mücadele ettik. Yerel seçimlerden önce pek çok kara propaganda yaptılar. CHP gelirse yardımları kesecek dediler. Cumhur İttifakı'ndan devraldığımız 5 büyük şehirde sosyal yardımları 2 katına çıkardık. Belediye başkanlarımız halka hizmet için gece gündüz çalışırken maalesef iktidar sahipleri siyasi hırslarına yenildiler. Belediyelerimizi karalamak için her türlü hukuksuzluğa başvurdular. Tüm milletin şahit olduğu gibi aslında belediyelerimize değil, onlardan hizmet bekleyen vatandaşımıza, halkımıza zulmettiler. Sudan sebeplerle soruşturmalar açtılar. Bağış kampanyalarına el koydular. Belediyelerimizin yetkilerini gasp etmeye kalktılar. Vatandaşa yardım etmemizi dahi engellemeye çalıştılar. Ama Sayın Genel Başkanım, siz şikayet etmeyeceğiz, mazeret değil, çözüm üreteceğiz dediniz. Belediye başkanlarımız da çözüm ürettiler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Rüzgar esmiyorsa küreklere asıldılar ve mücadeleden asla vazgeçmediler. İktidar sahipleri her yolu denese de
belediyelerimizin halka hizmetine engel olamadılar. Sayın Genel Başkanım, çok değerli arkadaşlar, ülkemizde zaten var olan ekonomik buhran, pandemi sürecinde de siyasi iktidarın yanlış politikaları nedeniyle bir ekonomik buhrana dönüştü. Bu süreçte belediyelerimizin gelirleri önemli ölçüde azaldı. Belediyelerimize gelen yardım başvuruları ise katlanarak arttı. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen bizim belediyelerimiz siyasi iktidarın sırtını döndüğü vatandaşa destek olmak için tüm imkanlarını seferber etti. Pandemi sürecinde milyonlarca haneye aynı ve nakdi yardım yapıldı. Onlar borçlu vatandaşın elektriğini kestiler. Bizim belediyelerimiz borcu olmasına rağmen milyonlarca abonenin suyunu kesmedi. Onlar belediyemizin 15 milyon 250 bin liralık bağışına el koydular. Bizim belediyelerimiz askıda fatura, veresiye defteri gibi birçok proje ürettiler ve bu engelleri de aştılar. Onlar vatandaşa borç verirken bizim belediyelerimiz karşılıksız destek verdiler. Özetlemek gerekirse onlar vatandaşı batırırken bizim belediyelerimiz yardımına koştu. Şimdi önümüzde yeni bir süreç var. Yerel seçimler bize tarihi bir sorumluluk yükledi. Bizim tarihi sorumluluğumuz Türkiye'yi bu kötü yönetimin elinden kurtarıp aydınlığa çıkarmaktır. İnanıyoruz ki bu süreçte belediyelerimizin başarılı hizmetleri iktidarın kapısının açılmasına da anahtar olacaktır. Belediye başkanlarımızla birlikte Gaziantep'teki bu toplantımızdan tüm Türkiye'ye bir kararlılık mesajı veriyoruz. Bu mesaj bize güvenen milyonlara karşı sorumluluğumuzun mesajıdır. Bu mesaj tüm baskılara karşı mücadele etmenin, dayanışmanın mesajıdır. Bu mesaj kötülüğe karşı iyiliğin, karamsarlığa karşı umudun mesajıdır. Sayın Genel Başkanım, 25 Mayıs tarihli grup konuşmanızda özel bir sunuş yapmıştınız. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı için sefere çıkmaya hazır mısınız diye sormuştunuz. Beldesinden iline, ilçesinden büyük şehrine kadar tüm belediye başkanlarımızla birlikte el ele, gönül gönüle hazırız Sayın Genel Başkanım. Yerel seçimlerde yakaladığımız rüzgarı fırtınaya dönüştürmeye hazırız. Bir tarihi daha birlikte yazmaya hazırız. Ülkemizi karanlığa mahkum etmeye çalışanlara karşı aydınlığa yürümeye hazırız Sayın Genel Başkanım. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.